Bir hayalle başladı her şey. Sonra Marshall yardımları geldi. Yardımların sonucundaysa durduruldu her şey. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Kayseri'de uçaklarımızın gömülü olduğu mezarlar var. Ta o zaman yapıldı bunlar. Türkiye ne zaman yerli ve milli savunma sanayi için hamle yapsa hem içeriden hem dışarıdan darbe yedi. O yıllarda da böyle olmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından açılan uçak fabrikamız ABD'nin stratejik oyunlarıyla kapattırılmıştı. Bunu kaça mal diyorsunuz? 10 kuruşa. Biz size 10 denesini 5 kuruşa verdik. Kapadın. Kapadın. Hep Amerika'dan gelmeye başladı. Batı, Türkiye'nin gelişmesinden o kadar korkuyordu ki üretilen uçakları dahi toprağa gömdürerek imha ettirdi. Terörizmle anlaşma yapan, İkili anlaşmalar yapan, askeri anlaşmalar yapan Türkiye'nin, ABD'nin içimizde ayrı bir devlet gibi pozisyon almasını sağlayan anlaşmanın temelini atansa CHP'nin genel başkanı İsmet Paşa'ydı. Bu kadar açık yani. Peki bunu sorgulamayacak mıyız? O karanlık yıllar Cumhuriyet'in 100. yılında Türk İHA ve SİHA'larının etkinliğini kanıtlamasıyla son buldu. Dünya tedirgindi. Çünkü artık Türkiye savunma sanayi alanında uçuyordu. Uçakları balyozlarla parçalayıp düdüklü tencere yapan o zihniyetse yerle yeksan edilmiştir. Ama şimdi ben hamd ediyorum. Niye? Çünkü biz artık mühimmatlı, insansız hava aracını üretir duruma geldik. Bu artık Türkiye'nin önemli bir adımı. Türkiye'nin aman Batı ne der telaşının son bulduğunu dünya 2013'te Hürkuş'la öğrendi. Hürkuş'un göklerde süzülmeye başlamasının ardından çok değil 10 sene sonra Türkiye savaşların seyrini değiştiren ülke konumuna geldi. Bu yıllara gelmeden önce yaşananlarsa hafızalara mıh gibi çakıldı. Tam 30 hangar dolusu bir büyük şu anda F-16 savaş uçağına ya da değilse bile en azından büyük bir uçağın girebileceği büyüklükte hangardan 30 hangar dolusu uçak parçası, uçak ve yedek parçaları toprağa gömülüyor. Türkiye 1. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmıştı. Küllerinden doğmak, milli mücadele fedakarlığıyla yanıp tutuşan Türkiye için zor olmadı. Türkiye Cumhuriyeti 1926 yılında Kayseri'de bulunduğumuz bu bölgede Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi'ni yani Kayseri Uçak Fabrikası'nı kurdu. ...1931'de bu defa Kayseri Tayyare Fabrikası adıyla yola devam edildi. Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretilen uçaklar ve kanatları birkaç kilometre ileriden insan ve hayvan gücüyle bu alana getiriliyordu. Düzlük alanda kanatları takıldıktan sonra uçuş testleri yapılıyordu. O zamanlar çok güzel düşünülmüş. Şimdi derler ya şuradan demir giriyor, şuradan makine olarak çıkıyor veyahut otomobil olarak çıkıyor. O fabrika kurulurken o düzen üzerine kurulmuş. Fabrikada Türk havacılığı için 200 civarında A-20 savaş uçağı üretildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı Türk uçak fabrikasına ket vurmaktı. Öyle ya, Türkiye bir tarım ülkesi olarak kalmalıydı. Ne de olsa içeride buna destek verecek bazı hainler de vardı. Uçak alma gibi falan sorunumuz olmazdı. Zamanın idarecileri bizleri bu hale sattılar yani. Bunlar gerçekten hain. Çok muazzam, efendime söyleyeyim, fabrika her şey mümkün. Bir ateş bir baştan girdi mi önüne, ölene kadar içinden çıkamazsın yani. O kadar muazzam, her bölümü var. Savaş sonrasındaysa Marshall Planı devreye girdi. ABD elindeki binlerce uçağı müttefiklerine dağıttı. O ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Oysa karşılığında istenen bedel üretimden tüketime geçişti. Yani bir çağın gecikmesiydi ve bu ağır bir bedeldi. Biz size yardım ediyoruz, ne gereği var bu işi yapmayın demiştir. Aslında bizi kendilerine bağımlı yapmak için onları yapmışlar. Ama şimdi biz kendimize gelip yeni yeni daha 50-70 yıl sonra falan bunları düşünebiliyoruz.
Türk ordusunun envanterindeki FV-190 tipi uçaklar imha edildi. Fabrikada üretim durdu. Batı kirli oyunuyla hedefine ulaştı. Uçak fabrikasıyla ilgili en üzücü olaylardan biri de 1001 emekli üretilen uçakların baltalarla parçalanmasıydı. Daha sonra bu uçak parçaları düdüklü tencere yapımında kullanıldı. Kayseri Uçak Fabrikası'nın yaşatılamaması Türk havacılık tarihine büyük bir kayıp olarak geçti. Tek parti yönetimi şayet Nuri Demirağ'ın Kayseri'de kurduğu uçak fabrikası, Nuri Pilligil'in İstanbul'da kurduğu silah fabrikası gibi girişimlere sahip çıkmış olsaydı bugün Türkiye savunma sanayinde bambaşka bir yerde olur. Uçak sanayisi 1970'li yıllarda tekrar ivme kazandı. 28 Haziran 1973'te Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı TUSAŞ kuruldu. Pilot yetiştirmek için yeni nesil eğitim uçaklarına havacılığın öncü ismi Vecihi Hürkuş'un adı verildi. 29 Ağustos 2013'te Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı Hürkuş havalandı. Hürkuş'un başarısını Türkiye'nin ilk jet motorlu taarruz uçağı takip etti. Hürjet, kritik öneme sahip özellikleriyle 2022'nin sonunda hangardan çıktı. Türk savunma sanayisinin gelişimi bununla sınırlı kalmadı. Bir zamanlar tek bir mermi üretmek için batıdan çekinen Türkiye, o asırlık planı yıktı. Türk yapımı İHA'lar ve SİHA'lar etkinliğini dünyaya kanıtladı. Türkiye'nin ürettiği uçakları gömdüren Batı, Karabağ Savaşı'nı şaşkınlıkla takip etti. Çünkü Azerbaycan, zaferini Bayraktar TB2'nin katkısıyla kazanmıştı. Sadece bu da değil, Bayraktar TB2, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da boy gösterdi. Türkiye, artık savaşların seyrini değiştiren ülkeydi. Bu zafer, gömülen uçakların hüznüyle başlasa da, hedef 2023 diyerek kazanıldı. 2022'de imzalar ilk uçak fabrikasının hüzünlü hikayesini başarıya dönüştürmek için atıldı. İmkansızlıklar içerisinde kurulan ve üretim yapan TomTaş 1950'li yılların başında yaklaşık 200 uçak ürettikten sonra maalesef kapatıldı. Ancak günümüzde TomTaş Havacılık ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin ortak girişim sözleşmesiyle Türkiye'nin yarım kalan hikayesi kaldığı yerden devam edecek. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma ise 14 Aralık 2022'de ilk deneme uçuşunu tamamladı. Kızıl Elma, Türk savunma sanayinde adeta çığır açtı. Havada kalma süresi 5 saat, operasyonel irtifası 35 bin feet. Ayrıca gerektiğinde kısa pistli uçak gemilerine de iniş yapabilecek. Baykar Yönetim ve Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma'nın süpersonik modelinin müjdesini de verdi. Yani sesin üstünde bir hızla uçabilen varyantı olacak. Bunun yanında Kızıl Elma agresif manevralar yapabilecek. Türkiye şimdi insansız hava araçlarıyla başlattığı atağı 5. nesil savaş uçağıyla taçlandırmaya hazırlanıyor. Hedefse çoktan belirlendi. Milli Muharip uçağımız 2023 sonunda Türkiye'nin layık olduğu göklerde süzülecek.